Amerika'daki başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti aday adaylarından Donald Trump, Müslümanlara ve göçmenlere yönelik sert ifadeleriyle dikkat çekiyor. Bu fikirlerden bazıları şöyle: Müslümanları fişleyelim, diyor Donald Trump. Müslümanların emniyet güçleri tarafından terörle mücadele kapsamında fişlenmesi gerektiğine inanıyor. İşkence yapılsın diyor. Amerika, Irak ve Şam İslam Devleti ile mücadelede tutuklularda boğuluyormuş hissi uyandıran su işkencesi ve diğer sert sorgulama yöntemlerini kullanmalı. Trump bu yöntemlerin militanların kullandığı kafa kesme gibi taktikler yanında çerez olduğunu söyledi. Cehenneme yollayalım diyor. Trump IŞİD'i cehenneme gönderecek kadar bombalayacağını söyledi. Başka hiçbir adayın IŞİD'e kendisinden daha sert olamayacağını ve militanları petrole olan erişimlerini keserek zayıflatacağını savunuyor. Amerika'dakileri sınır dışı edelim fikri var. Amerika'da yaşayan tahmini 11 milyon yasa dışı göçmenin sınır dışı edilmesini savunuyor Donald Trump. Yani çok büyük hata yapıyor. Şimdi devlet terörünü savunuyor. Şimdi onu böyle teşvik ederse teröristlerin bir numaralı hedefi olur. Bu kafayla onu yaşatmazlar Allah alem. Yani çok büyük hata yapıyor. Sevgiyi savunsun. Merhameti savunsun. Yani bu kadar zalim, bu kadar bir üslup olursa teröristlerin felsefesini savunmuş oluyor. O zaman teröre davet çıkartmış olur. Şiddete davet çıkartmış oluyor ve şiddeti tahrik etmiş oluyor. Terörü tahrik etmiş oluyor. Onun için böyle şeylere girmesin, sevgiye, merhamete ağırlık versin. Ve şiddetin hedefe olmak için de bu kadar ısrarlı olmaz. Yani bu tip hareketlerde hep şahıslar şiddetin hedefi oluyor. Yani bütün dünyada bu böyle olmuş. Bu tip münasebetsiz izah yapanları terör bir numaralı hedef haline getiriyor. Onu bir yerde bulurlar, bir yerde bir şey yaparlar. Merhamet anlayışıyla yaklaşsın. Sevgi anlayışına yaklaşsın. Hatta şu üslubundan dolayı bile büyük bir tehlike altına sokmuş oluyor kendisini. Bunu nereden anlıyoruz? Bunu yapan diğerlerine de bu işler yapıldı. Kim yaptıysa böyle bir hareket, böyle bir tavır, böyle bir üslup, hep terör unsurları şiddet kullanarak ona karşılık verdiler. Ya öldürdüler, ya bombaladılar, ya bir şey yaptılar. Şimdi o da yani kendine güveniyor ama zannettiği gibi olmaz. Çok kötü olur. Biz onun uzun yaşamasını isteriz, güzel yaşamasını isteriz, sevgi içinde yaşamasını isteriz. Onun için üslubunu düzelsin, tavrını da düzelsin, kendini terörün hedef haline getirmesin. Daha önce bunu yapanlardan benim bildiğim hemen hemen herkes terörün hedefi oldu. O bilmem ne dergisi var ya Fransızların. Evet, o da öyle yani. Bu tip üslup kullandı, hemen terörün hedefi oldular. Mesela Selman Rushdie yazdı, o da hedef oldu. Yani bu tip şeylerde hedef haline gelir. Adamlar fetva çıkarır ve ona ulaşmaları o kadar zor olmaz. Sokakta gezen bir adam bu. Bir şekilde ona yanaşırlar. Ben ona bir kötülük gelmesin diye bunları söylüyorum. Yani kendini iyi koruyan, akılcı olan, üslubu da güzel olan bir insana dönüşsün. Zaten ya çok fazla düşmanı vardır. Kendine düşman edilmen alemi ne ya? Bütün İslam alemini kendine düşman etmek istiyor. Ve büyük bir dünya savaşı çıkartmak istiyor benim gördüğüm. Yani kan gövdeyi götürür. Bir sefer Amerika'daki Müslümanlara ayaklanacak. Onlara da zencileri katılır. Amerika medeniyeti diye bir şey kalmaz. Amerika yerle bir ederler. Aklını başına alsın. Fransa'da da yani Müslümanlar ayaklanırsa Fransa diye bir şey kalmaz. Almanya'da Müslümanlar ayaklanırsa Almanya diye bir şey kalmaz. Yani ayaklanmada insanlar çok vahşileşiyor. Gözünü kan bürür. Yani kontrolden çıkar. Kitle psikolojisi zannettiği gibi değildir. Yani bir insanın çok fazla üstüne gidersem o adam cinnet geçirir. Cinnet geçirdi mi artık itidalli olmaz, kontrol mümkün olmaz. Hem Amerika'yı mahvedecek bir politika izliyor bu adam, hem kendini mahvedecek bir politika izliyor. Bu şekilde tahrip politikasından vazgeçmesi lazım. Bu çok tehlikeli olur. Doğrudan sevgi üslubuna geçsin. Bu konuşmalarının dolayı da özür dilesin. O zaman muhalifleri olmaz yani. Onu herkes korur, kollar, iyi olur. Ben onun iyiliği için söylüyorum. Ya genel karşılaştığımız durumlar olduğu için söylüyorum. En son Amerika'yı Müslümanları hiç almayalım demişti. Obama sert tepki verdi buna.
Ya bu uslubuyla direkt IŞİD'in hedefi olur, Taliban'ın, El-Kaide'nin, yani birçok terör grubunun, hatta sol grupların da hedefi olur. Yani mahvederler, bu kadar tehlikeli bir usluba ne gerek var ya? Aklını başına alsın. İtidalli, böyle sevgi dolu bir usluba girsin. Ya kafası, beyni bu kadar dağılmış gibi göstermesinin alemi ne yani?